Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Düzce Gümüşova'dan devam ediyoruz. Yanımızda Verde Fidan'ın kurucusu Zeynep Bengüsu Yeşil bulunuyor. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bir genç girişimci olarak bu sektöre atılmak neden aklınıza geldi? İsmim Zeynep Bengüsu Yeşil. Orman Mühendisliği mezunuyum. Bakanlığın Vermiş olduğu destekle böyle bir fidanlık açmaya karar verdi. Bitkilerimizin çoğu nelerdir acaba? Dış mekan bitkileri daha çok. Yeni açıldığımız için iç mekan ve salon bitkilerine de yakında geçmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Peyzaj daha çok herhalde çalışması evet, var. Evet, peyzaj çalışması. Hangi zamanlarda fidanların ekimini yaptığımız zaman o bitkilerden daha güzel bir şekilde, tabii ki yeşermeler önemli ya, nasıl bir sistemle çalışıyoruz? Her türün kendine özel bir mevsimi oluyor. Biz de gelen kişilere bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesela bu çevre düzenlemesi için yapanlar da olursa aynı şekilde o bitkilere nasıl dikileceğini gösteriyoruz. Evet, gösteriyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Evet. Bir de bu bitkiler dikildikten sonra, yani o fidanlar dikildikten sonra bunun bir süresi var tabii ki. Ve hangi yerde güneş görmesi gerektiği ya da hangi alana dikilmesi gerektiğini bilgisini veriyorsunuz. Evet. Peki bunu yaparken yanlış bir şekilde ilerlerse o bitki ne oluyor tamamen? Yoksa düzeltebiliyor muyuz herhangi bir sıkıntı olduğu zaman? Düzeltme şansımız var ama bazı bitkiler bu koşula uygun olmuyor ve ölebilir. Ama biz zaten bunu daha öncesinde bilgisini veriyoruz ve peyzaj işini yaptıktan sonra da takip ediyoruz. Zeynep Hanım, bildiğimiz kadarıyla e-ticaret üzerinden de satış sağlayabiliyoruz değil mi online olarak? Evet, yapabiliyoruz. Peki hangi bölgelere yapıyoruz? Türkiye'nin her yerine gönderebiliyor muyuz? Evet, Türkiye'nin 81 iline gönderim sağlıyoruz. Diyelim ki sizden bir sipariş geldi, dediler ki ben bu süs bitkisini istiyorum ama siz diyebiliyor musunuz yani bu süs bitkisi bu bölgeye olmaz? Evet, kesinlikle bilgilendiriyoruz. Hem fidanın zayi olmaması açısından hem de alan kişinin zarar görmemesi açısından uygun olup olmadığını önceden söylüyoruz. Peki bu bitkilerin büyümesi mesela mutlaka bitkiden bitkiye göre değişiyordur. Evet. Ne kadar sürüyor? En hızlı büyüyen tür şu anda çok revaçta olan leylendi var. O çok hızlı büyüyor. Ama onun dışında bazı bitkiler çalı formunda olduğu için boyları kısa kalıyor. Bu şekilde çeşitleri var. Daha çok bu hangi alanlarda? Mesela villalar olabilir, işte park alanları olabilir. Tabii ki bu birçok alan için geçer. Çünkü peyzaj amaçlı kullanılan bitkiler. Mesela ilerleyen dönemlerde daha botanik bitkiler düşünür müsünüz? Evet. Şu an kendi bitkimi de aslında kendim üretiyorum. Ben çelikle ve tohumla üretiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkürler. Sağ olun.